Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Daiwa makinelerinin benzerliğini açıklamaya çalışacağım. Bir hobidaşım, takipçim bu soruyu yöneltti bana. Abi dedi, bütün Daiwa makineler dedi, bakıyorum dedi, birbirlerine benziyor dedi. Kafam karıştı dedi. Hangisini alsam daha iyi olur? Bana yardımcı olur musun dedi. Şansımıza şu anda elimizde de 3 tane Daiwa makine var. Hatta bir tane daha var. Daiwa Crossfire. Yani bu makine biraz daha farklı. O yüzden bunu bu üç makinenin içerisine almadım. Şimdi hobidaşlarım, baktığınız zaman şimdi bu soruyu soran hobidaşıma inşallah bunu burada bu şekilde istediği yanıtı verebilirim. Şimdi baktığınız zaman evet, kol topuzları aynı. Gördüğünüz gibi üçünün de aynı. Kol dizaynları aynı. Yalnız en baştaki sol taraftaki makinenin şuradaki kol bağlantı yeri biraz daha farklı hobidaşlarım. Burada baktığınız zaman rengi altın sarısına boyanmış. Burada siyah bir renk var. Bu iki kolda aynı hobidaşlarım. Bu kolun farkı ise şöyle geçme kol olduğu için buradan böyle açıyoruz. Kolumuzu çıkartıyoruz. Bakın arkadaşlar, şu şekilde. Şu şekilde kolumuz geçme kol olduğu için bu kol farklı. Şurasındaki dizayn farklı ve geçme olduğu için farklı. Takmayayım. Hemen şöyle bırakayım buraya. Devam edeyim ben. Gördüğünüz gibi rotor açısı, şekli üçünde de aynı. Bakın, dikkatli bir şekilde bakın. Şu şekilde koyayım. Gördüğünüz gibi açılar aynı. Dizayn aynı. Şuradaki yay kısımlarındaki mekanizma parça yan tarafları, bunlara biz kasa diyoruz. Bunlar aynı. Aynı şekilde ortadaki makinenin de aynı. Görüyorsunuz. Sağ taraftaki makinenin de aynı. Şimdi bu makinelerin ben modellerini de söyleyeyim. Sol taraftaki makine Regal, ortadaki Exeler ve sağ taraftaki de Fuego. Üçü de 3000'lik makinedir hobidaşlarım. Bu makinelerde baktığınız zaman Regal eski seri olduğu için bakın, misine sarım kılavuz rulmanın olduğu yer, telinin olduğu yer farklıdır. Eski modeldir. Eski seri olduğu için. Exeler'de gördüğünüz gibi şöyle tek parça geliyor gibi duruyor. Ve şurayı düzeltmişler. Aynı şekilde Fuego'da da bu böyledir. Gördüğünüz gibi. Regal'de eski seri olduğu için buradaki telin bitiş noktası aşağı düşümlüdür. Bu model farklıdır. Şimdi makaralara geldiğimiz zaman bakın, makaraları da aynı. Üçü de alüminyum makara. Sadece makaralarda görsel dizayn farkı var. Yani gördüğünüz gibi bakın, görsel şu şekilde. Bu makinede de ATD drag var. Bu makinede de ATD drag var. Fuego'da da ATD drag var. Üçünde de ATD drag var. Üçünün makarası da çapları aynı. Yalnız sadece boya ve gördüğünüz gibi şekil değişikliği. Burada dikine dikine bir çizgiler atılmış. Boşluklar verilmiş. Burada kutucuk halinde yatay yatay verilmiş. Fuego'da da gördüğünüz gibi iki çizgi yan tarafa paralel olarak verilmiş. Yani hobidaşlarım, makinaları seçerken görsele pek bakmayın. Size bu videoda anlatmak istediğim makinenin torku, gücü önemli olan budur. Bakın mesela görüyorsunuz kasa, body. Gördüğünüz gibi aynı. Bakın üçü de aynı. Şuraya bakın. Üçü de aynı. Exeler'inki de aynı. Regal'inki de aynı. Yeni seriye baktığımız zaman Fuego'nunki de aynı. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi
Ne demiştik? O kol geçme demiştik. Bakın eksilerin kolu gördüğünüz gibi dişlidir. Hemen Fuego'nun koluna bakalım. Bakın bu da dişlidir. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar kol aynıdır. Görüyor musunuz? Sadece renk farkı var. Bakın kol da aynıdır. Şimdi firmaların makinelerde büyük ihtimalle satış politikasından dolayı çok ufak dokunuşlar yapıyorlar. Ama gerçekten fiyatları fark ediyor. Yani şimdi şöyle bir şey var hobilaşlarım. Bu makine Exceler ortadaki makine 5 artı 1 makine. Regal'e baktığımız zaman 9 artı 1 makine. Fuego'ya baktığımız zaman 6 artı 1 makine. Şimdi bu makine şu anda fiyat olarak yani tam fiyat bilmiyorum ama ortalama fiyat söyleyeceğim. 1900 lira 2100 civarında Fuego ise 2500-2800 civarında. Şimdi bu en son 2020 seri Fuego. Yanlış hatırlamıyorsam Exceler 2017 bu Regal'de 2017 Regal. Yani şimdi baktığımız zaman hobidaşlarım sürekli bana bu soruyu soruyorlar. Abi işte Exceler mi alsak, Fuego mu alsak, işte balistik mi alsak. Ha, mesela balistik de buraya geldiği zaman daha önceki videolarımda vardı. Seyredebilirsiniz. Onun da bakımını, incelemesini detaylı işte iç parçalarını, özelliklerini anlattığım video var. Oradan da bakabilirsiniz. Balistiğin de 2017 balistiğin de kasası, işte rotor dizaynı hepsi aynı hobidaşlarım. Şimdi dediğim gibi satış politikası var. Firmalar bu Daimo firmasının makinesi mesela bunlar ne yapıyor? İşte burayı altın sarısını boyuyor. Kolunu altın sarısına boyuyor. Ama gördüğünüz gibi kasalar, gövdeler aynı. Makara çapları aynı. Yani her şey aynı. Ama arasında ne oluyor? Fiyat farkı oluyor hobidaşlarım. Bir de çok küçük dokunuşlar var. Yani şimdi bakın demiştim. Bu makine 10 artı 1 olmasına rağmen tabi eski seri. Eski seri olmasına rağmen kasa yine aynı. Bu kasalar mesela DS5 olarak geçer. Şimdi yeni seri makinelerde Zion V olarak geçiyor. Zion 5 olarak geçiyor. Bunlar da DS5 olarak geçiyor. Bu makinelerin konsepti işte LT konseptinde. Bu makinelerin üçünde de Toshi Digigear var. İşte bu makinelerin üçünde de alttan mandalları var. Bakın görüyorsunuz şurada stoper mandalı vardır. Bu makineler ileriye ve geriye dönüş yapabiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Bu makinede de vardır. Bakın aynısı. Hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bir de açarım. Burada makine alırken lütfen dikkat edin. Şimdi aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Ufak dokunuşlardan bir tanesi. Şimdi Fuego'nun gördüğünüz gibi makara, çapı vesaire hepsi aynı. Fuego'da da işte kırmızı bir boyama var. Exceler'de sarı bir boyama var. Altın sarısı. İşte Regal'de de daha bir turuncuya kaçan bir boyama var. Şimdi bu iki makarada da şurada göbekte rulman yok. Gördüğünüz gibi. Ha pardon. Exceler'de rulman yok. Regal ve Fuego'da rulman yatağı var. Şimdi bakın. Şurada gördüğünüz gibi Fuego'da bir tane rulman var. Hemen geçiyoruz Regal'e. Bakın Regal'de de burada rulman var. Ama neden? Nasıl bir rulman var? Bakın iki tane rulman var. Neden iki tane rulman var? İşte makinenin rulman sayısını arttırmak için iki tane rulman var. Yani şimdi Fuego'da neden bir tane var? Yani işte ince detayları size açık açık gösteriyorum arkadaşlarım. Yani burada ne yapmış? Rulman sayısı fazla gözüksün diye
Burada bakın iki tane rulman var. Bunun bir önemi var mı? Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani burada iki rulman olmasının hiçbir önemi yok. Yani şimdi bu ufak detaylara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi Fuego'ya buraya stoperin hemen rotorun altına pinyon dişlisinin oraya Maxilt konulmuş. Bu sistem Fuego'da var. Şimdi Maxilt'ın amacı nedir arkadaşlarım? Maxilt buradan su sızdırmazlığını sağlaması için yapılan bir bariyer. Yağ ile yapılan bir bariyer. E şimdi yağ ile buraya bir bariyer yaptın da burada neden alt mandal var? Yani buradan su girmesini istemiyorsun. O zaman burayı da yapma. Yani tezat bir iş. Yani onun için ne yapmış olmuş? Bunu demiş orta segment yapayım demiş. Şuraya demiş bir Maxilt koyayım demiş. Buna da koysaydın o zaman Maxilt abicim. Aynı. Her şey aynı. Şimdi bu makinayla bu makinenin ne farkı kalıyor? Sadece şuradaki rulman. Yani makaranın burasına konulmayan bir rulman. Yani ne oluyor? Otomatikman. Fiyat 2800 liraya çıkıyor. Şimdi Maxilt özellikli makinenin bakımı biraz daha sıkıntılı. Biraz daha sorunlu. Yani şimdi ne oluyor? Biraz daha pahalı. Yani onun için hobidaşlarım size bu 3 makinede elimdeyken hobidaşımızın da sorusu aklımdayken hazır bu 3 makine denk gelmişken gördüğünüz gibi size bunları açıklamak istedim. Bakıyorsunuz işte en önemli şeyler kasa. Üçünde de aynı. Üçünde de Touch Digigear var. Yani üçünde de alttan mandalı var. Stoper mandalı var. Kollar deseniz aynı. Sadece evet burada Regal eski seri olduğu için işte nedir? Kol geçmedir. Yani hobidaşlarım demek istediğim aynı makinalara gidip de fazladan ücretler ödemeyin. Makine alırken gerçekten bir bilene danışın. Özelliklerine bakarak alın. Daha önce kanalımda ben 2 adet makine tavsiye ettim. Biri Shimano, biri de Daiwa. Gerçekten o tavsiye ettiğim 2 makineyi alırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Spin avcılığı için tavsiye ettim tabii ben bunu. Birincisi Shimano Ultegra FC 2021 kasa. İkincisi de Daiwa Caldia. O da 2021 kasa. O makinelerin işte neden tavsiye ettiğimi de o videomda anlattım. Lütfen o videomu da izleyin. O makinelerle bütün spin avcılığının her şekilde işte kumda olsun, kayalık meralarda olsun, işte denizin içinde olsun, ne bileyim yüksek yerlerden atımda olsun. Yani her türlü avcılıkta başınızı ağrıtmayacak makineleri size tavsiye ettim. 2 tane. Bunları tavsiye etmez miyim? Ya ederim tabii ki ama işte yani bu kadar küçük nüanslarla aradaki fiyat farklarını sizlere de açıklamak istedim. Bu soru üzerinde yani 5-6 hobidaşım bana soru sordu. Abi bakıyoruz hepsi aynı. Yani neye göre alacağız biz bunu? Ama fiyatları farklı. İşte hobidaşlarım olay bunlar. Yani ufak ufak detayları var. Ya aklıma gelmişken bakım esnasında tam bakım yapacağım zaman bunu bir anlatayım istedim. Değişik tabii sorularınız olduğu zaman yorumlarda sorabilirsiniz. Telefon numaram zaten yazıyor. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha önce de söylemiştim videolarımda. İşte hakkında bölümünde de videomun affedersiniz kanalımın hakkında bölümünde de orada açıklıyorum zaten. Hiçbir firmayla, hiçbir markayla benim bir bağlantım yok. Tamamen doğal olarak sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Ve kendi tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum. Kendi bilgim dahilinde makinaları da size tanıtmaya çalışıyorum. Benim anlattıklarıma bakarak veyahut da daha başka kişilerin anlattıklarına bakarak, karşılaştırarak makine seçiminizi yaparsınız. Bu videomuzda böyle olsun. Oltasuzda olan herkese rastgele diliyorum.